103. Dijital Doz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. The Witcher 2017'de sinema uyarlamasıyla beyaz perdede olacak. Filmin yapımcılığını The Mummy'den tanıdığımız Sean Daniel üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise daha önce CD Projekt Red ile çalışmış ve Oscar adaylığı bulunan bir yönetmen olan Thomas Baginski oturacak. Serinin ilk filminin 2017 yılında beyaz perdede olması bekleniyor. Orijinal olarak Andrei Sapkowski'nin yazdığı bir roman serisi olan The Witcher, oyun dünyasında yakaladığı başarıyı sinemada da yakalayabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Xbox One platformunun en çok beklenen yapımları arasında olan Quantum Break'in kreatif yönetmeni Sam Lake, Alan Wake 2'nin geleceğini resmi olarak doğruladı. Oyun dünyasının tanınan mecralarından birisi olan Game Informer'a verdiği röportajda Lake, Alan Wake 2'yi oynama şansımız olacak mı şeklindeki soruya kısaca evet yanıtını vererek serinin ikinci ana oyunu adına müjdeyi vermiş oldu. Resmi duyuru niteliği taşıyan bu sözlerden başka fazla detaylı bilgi vermeyen Sam Lake, Remedy Entertainment'ın Microsoft ile anlaşmaya yakın durumda olduğunu ve anlaşmanın yapılması durumunda Alan Wake 2'nin Xbox One ve PC platformları için beğenimize sunulacağını belirtti. Blizzard'ın yeni shooter oyunu Overwatch, PC'nin yanı sıra konsollar için de satışa sunulacak. 27 Ekim'de PC sürümünün kapalı betası başlayan Overwatch, önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında PS4 ve Xbox One için de piyasaya sürülecek. Battle.net üzerinden yapılan ön satış promosyonunda Overwatch Origins Edition'ın PC, PS4 ve Xbox One kutularının yer almasıyla gelen bu müjdenin dışında Origins Edition uzantısının tam olarak ne ifade ettiği ve ne içerdiyse merak konusu. Uzun zamandır beklediğimiz Warcraft filminin ilk fragmanı yayınlandı. 2016 yılının Haziran ayında vizyona girecek filmin fragmanı bu tür projelerde her zaman olduğu gibi hayranlarını ikiye böldü. Abartılı CGI kullanımı ve klişe Hollywood atmosferi yüzünden filmi yapay bulanlar olduğu gibi fragmanla iyice gaza gelip filmi görmek için çıldıranlar da var. CGI'den kaynaklanan yapaylık elbette bizim de dikkatimizi çekti. Ama net bir eleştiri yapmadan önce filmin tamamını izlemekte fayda var. Tabii çok da büyük beklenti içinde olmamak gerekiyor. Sonuçta bu tür uyarlamaları Hollywood sosuyla yapaylaşmamış bir şekilde izleyebilmemiz pek mümkün değil. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Halo 5 Guardians'ın ilk hafta satışları 400 milyon dolar gelir getirerek seri tarihinin rekorunu kırdı. Ne var ki bugüne kadar sadece oyun satışları üzerinden yapılan benzeri açıklamalardan farklı olarak Halo 5'in oyun ve donanım satışları gelirinin toplamının 400 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu durumda mevcut gelirinin ne kadarının oyun, ne kadarının Halo 5 temalı donanım satışından elde edildiğini ve oyunun kaç adet sattığını bilmek güç. Halo 5'in seri rekorunu kırması dışında Xbox One'a özel oyunlar arasında ilk haftasında en çok satan oyun olmak, çıktığı hafta boyunca Xbox Live'da en çok oynanan oyun olmak gibi ünvanları da ele geçirdiği açıklandı. İlk haftada oyuncular 21 milyon saatten uzun süre Halo 5 oynarken bunun 12 milyon saatini sadece senaryo modu oluşturmuş. Kalan 9 milyon saatlik multiplayer diliminde ise yaklaşık 7 milyon multiplayer maç yapılmış. Dijital oyun satış platformlarından GOG.com'un büyük sonbahar indirimleri başladı. Yay! 15 Kasım'da sona erecek olan indirimler kapsamında 12 veya 24 saatlik indirimlerin yanı sıra kampanya boyunca sürecek indirimler de yer alıyor. 350'den fazla oyuna %90'a varan indirimlerin yapıldığı, zaman zaman ücretsiz oyunların da dağıtıldığı kampanyaya GOG.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tabii siz bunu izlerken muhtemelen 14 Kasım olacak. Bunu öğrendiğinizde de bir gün vaktiniz olacak. O nedenle elinizi çabuk tutun. Bethesda'nın Microsoft'la yaptığı çapraz promosyon çalışması dahilinde Forza Motorsport 6'ya 2 adet Fallout temalı araç ekleniyor. Gösterilen ilk araç Fallout işlemeli 1956 model bir Ford F-100. Ücretsiz olarak indirilebilen bu araçtan sonra yakın zamanda çıkacak Fallout temalı Crisis Rocket 69'da merakla bekliyoruz. Son dönemlerde League of Legends oyuncularının şikayetleri artmaya başlamıştı. Çünkü illegal yollarla ve üçüncü parti yazılımlarla bazı kötü niyetli kullanıcılar oyunlarda drop hack adı verilen bir olayı gerçekleştiriyordu. Drop hack oyuncuların oyunları sırasında oyunun sunucularıyla olan bağlantısına yapılan saldırılardır. Drop hack kullanan oyuncular rakip takımda yer alan iyi oyuncuları oyun dışı bırakarak zafere giden yola kestirmeden gitmeye çalışırlar. Son dönemde drop hack kullanımının artmasından dolayı eleştirilen Riot Games'ten konu hakkında bir açıklama geldi. Türkiye ofisinin yaptığı açıklamada direkt olarak Riot Games Türkiye ofisi genel menajeri Hasan Çolakoğlu'ndan geldi. Bu saldırıların yakından takip edildiğini söyleyen Çolakoğlu, saldırılarda yer alan oyuncuların hesaplarının süresiz olarak kapatılacağını belirtti. Saldırılara karşı alınan önlemlerden de bahseden Hasan Çolakoğlu, önlemler sonrasında birkaç haftadır sunucularda yaşanan sıkıntıların tamamen önlendiğini açıkladı.
Treyarch tarafından geliştirilen ve 12 Kasım 2012 tarihinde PC, PS3 ve Xbox 360 platformları için satışa sunulan Call of Duty Black Ops 2'yi oynayan topluluk hala oyundan vazgeçmiyor. Activision tarafından yapılan açıklamaya göre Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde oyunu oynayan aylık aktif oyuncu sayısı 12 milyona ulaştı. Black Ops 2'nin Xbox One'ın geriye uyumluluğu anketinde 100 binden fazla oy alıp ilk sırada yer alması da Call of Duty kitlesinin Black Ops 2'ye ne kadar sahip çıktığını kanıtlıyor. Xbox One'ın bu yılki E3 fuarında duyurulan ve kısıtlı sayıda oyuna destek veren geriye uyumluluk arşivinde 104 oyun eklendi. Aralarında Assassin's Creed 2, Mass Effect, Mirror's Edge, Borderlands, Gears of War ve Fallout 3 gibi yapımların bulunduğu geniş listede oyuncular tarafından çok istenen Red Dead Redemption, Call of Duty Black Ops 2 ve Skyrim gibi oyunlar yer almıyor. 12 Kasım'da oynanabilir olarak aktif hale gelen bu liste elbette şu anki haliyle sınırlı kalmayacak. İlerleyen aylarda geriye uyumluluk listesine birçok oyun eklenmeye devam edecek. 2017 yılında yeni bir Star Trek dizisi geliyor. Son çekilen Star Trek filmlerinde de görev alan Alex Kurtzman yapımcılığında gerçekleşecek yeni dizi henüz proje aşamasında olduğu için elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor. Orijinal serinin yayınlandığı 1966 yılına kıyasla çok daha gelişmiş teknolojik imkanlara sahibiz ve sırf bu yüzden yeni Star Trek dizisi içerikten çok biçimle ön plana çıkan içi boş bir dizi olabilir. Orijinal seriden sonra yapılan Star Trek dizileri maalesef eski serinin ruhunu asla yakalayamadı. Elbette o dizilerin de iyi olduğu yönler vardı ama orijinal serinin yanında çok zayıf ve farklı kalmışlardı. Belki büyük konuşmamak gerek ama yeni serinin içerik kalitesi olarak orijinal seriye yaklaşması pek mümkün görünmüyor. Bugüne kadar Bulletstorm, Gears of War, Shadow Complex ve Unreal gibi oyunlarla oyuncuların karşısına çıkan, diğer yandan Unreal Engine ile oyun sektörüne hizmete devam eden Epic Games'ten yepyeni bir oyun geliyor. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan oyunda birçok hero yer alacak. İlk hero olarak Twin Blast duyurulurken 3 Aralık'a kadar her hafta bir hero duyurusu yapılacak. Activision Blizzard, Candy Crush'ta meşhur olan King Digital Entertainment'ı 5.9 milyar dolara satın aldı. Evet, yanlış okumadım, 5.9 milyar dolar. Yani Mojang satışının 2 katından fazla. Hatta Disney'in Star Wars markasını satın almak için ödediği paranın neredeyse 1.5 katı. Candy Crush markası Star Wars'tan daha mı büyük? Bunu herhalde zaman gösterecek. Dünyanın en büyük eğlence ağlarından birini satın alarak 196 ülkeden yarım milyar aktif kullanıcıya ulaştıklarını belirten Activision Blizzard yetkilileri ödedikleri bu parayı çıkarabileceklerine inanıyor. Daha önce de EA PopCap'i 750 milyon dolara satın almıştı ve şu anda EA'in mobil kısmı para basıyor. Gerçekten ne kadar da... Dolayısıyla fiyatın böyle yükselmesi aslında pek de şaşırtıcı değil. Bakalım Activision Blizzard bu parayı çıkarabilecek. Bir önceki bölümde, yani 102. dijital dozda benim kazağıma, güzelim güllü kazağıma laf eden arkadaşım. Ben senin de eşofman giydiğini biliyorum. O yeşil dizleri çıkmış eşofmanını giyiyorsun. 10 gün boyunca giyiyorsun bilgisayarın başında. Ne yapayım, ben de dolabımdaki bu kıyafetleri giyiyorum. Hayret bir şey. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ama böyle de olmaz. Tamam, seni de şey yapıyoruz, seni de seviyoruz. Sen öyle yorum yazmaya devam et. Bakalım acaba bu kazağım nasıl? He? Bu kazağımı beğendin mi? Beğenmediysen bir dahaki bölüme daha böyle cicili bicili şeyler giyeceğim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Başka bir şey yapayım, böyle olmaz.